Merhaba sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar. 9-15 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Aslanlar, Güneş burcunuzda ilerliyor. Hafta sonu 8 Ağustos'ta burcunuzda yepyeni bir ay doğdu. Hafta boyunca ayın ışığı yavaş yavaş büyürken yeni ay etkilerini de hissetmeye başlayacağız. Evet, sizin için önemli bir hafta. Bu hafta doğan tüm Aslan burçlarımızın doğum günü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir yıl dilerim size ve yükselen aslanlarımız sizin için de çok önemli özel bir dönem güneş yükselen burcunuz üzerinde hareket ediyor. Ve bu yeni ay özellikle hayatınızda yeni hedefler belirlemeniz, yeni başlangıçlar yapmanız için, bir şeyleri değiştirmeniz için size daha fazla cesaret verebilir. Kariyer konularında olabilir, ailevi konularda, ilişkilerde olabilir, yer değişiklikleri olabilir hayatınızda. Pazartesi günü de Ay Aslan Burcu'nda ilerlemesini sürdürecek. Merkür Aslan Burcu'nda ve Merkür-Jüpiter karşıtlığı özellikle haftanın ilk 3 günü çok aktif. Merkür-Jüpiter karşıtlığı biraz hani zihin, bir, yani düşüncelerin, fikirlerin, iletişimin çok hızlanabileceğini ama biraz kontrol dışı olabileceğini de gösteriyor. Özellikle ilişkiler, işbirlikleri, partnerinizle ilgili konular, karşınızdaki kişilerle fikir alışverişleri hızlı olabilir ama biraz hani Kontrol dışı, sanki e, amacını aşan sözler, konuşmalar e, ortaya çıkabilir. Abartılara dikkat etmek gerekiyor. Aşırı özgüvenle, aşırı iyimserle çok fazla risk almamak gerekiyor. Hava şartları da e, değişken olabilir. Aşırı rüzgarlar, kontrolsüz durumlar olabilir. Merkür, Jüpiter karşıtlıklarında bunlar da tabii ki günlük hayatınızı biraz etkileyebilir. E, ayın 12'sinde Merkür artık Burcunuzdan ayrılıp as, e, Başak Burcuna geçecek ve 30 Ağustos'a kadar para alanınızda olacak. Venüs ve Mars da zaten para alanınızda. Demek ki daha fazla hani para, ticari konular, alışverişler, ödemeler, kazançlar, hani işle ilgili konuları düşünmek, buralarda biraz daha hesap yapmak, muhasebe işleri, gelir gider dengemizi düzenlemek, ne gerekli ne gereksiz ayrıştırmak. Hani buralarda daha dikkatli, daha verimli olabileceğimiz bir sürece gireceğiz. Bu hafta salı ve çarşamba da ay başakta olacağı için yine aynı şekilde hani para konularına odaklandığınız, bütçenizle ilgilendiğiniz bir dönem. Bazı alışverişler de olabilir, harcamalar, belki ödemeler olabilir ama hayatınıza para kazanma, paranızı idare etme ve buralarda denge sağlama konusunda bu hafta yine güçlü etkiler var gökyüzünde. Perşembe ve Cuma ay terazi burcundan geçerken daha sosyal, daha iletişime yönelik biraz daha yakın çevrenizle temasınızın arttığı zamanlar, kısa uzun bazı seyahatler olabilir ki özellikle şehir içi yakınlarınızla görüşmeler, ziyaretler olabilir. Komşularınız, kardeşlerinizle iletişimler artabilir. Gerek eğitim, gerek bazı ticari alışverişler anlamında da yine perşembe ve cuma hareketli günler, verimli günler. Hafta sonu Ay Akrep burcunda daha sakin, daha özel hayatınız, evinize, yuvanıza ait konuları öne çıkarıyor. Evde zaman geçirmeniz, evdeki işlerle ilgilenmeniz, ebeveynleriniz ve ailenizle ilgili özellikle daha fazla bir arada olmanız, paylaşımlar yapmanız mümkün görünüyor. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.